Şimdi melun şöyle anlatalım. Melun Amerika'da yaşayan Türklerdir. Evet. Ama Amerika'ya nasıl gitmişlerdir? Nasıl gitmişler? Şey üzerinden değil, Yakudistan üzerinden değil Evet. zannedildiği gibi. Ters yönden gitmişler Amerika'ya. Evet. Finlandiya üzerinden. Şimdi Gitmişler. Finlandiya'nın üzerinde Arktika var. Arktik buzlardan ibaret bir yer. Evet. Üzerinden geçilebiliyor. Hı. Oradan da geçilebiliyor. Amerika'ya gene ulaşıyorsunuz bakın. İlla ki Bering Boğazı'ndan değil. Evet. Gene ters bir yönden şey diyorsunuz. Evet, farklı bir yönden. Meluncanlar zıt yönden giden Türklerle Finler yani İdil Urallılarla Altaylılar tek bir ataları varken birbirlerine tıpatıp benzerken ayrı bir dil konuşmazken evet şimdi demek ki iki grup var. Atalarımız yani Evet. Turan ataları İskandinavya'da bulunduklarında iki yönden hareket ettiler. Bir tanesi doğuya giderek Bering Boğazı'nı geçerek Amerika kıtasına ulaştı. Evet. Diğerleri Artık'a. ters yönden, evet, ters yönden gitti. Bu yönü şöyle anlatalım. Yani uçakla hareket ettikten düşünürsek Hı. İzlanda'ya gittiler. Hı. Finlandiya, Helsinki'den İzlanda'ya İzlanda'ya. gittiler. İzlanda'dan da Amerika'ya geçtiler. Evet. Gibi düşünün. Evet. Yani burada anlatabildim değil mi? İki Hı taraftan hı. iki ayrı Evet, gidiyor. iki farklı Evet, yönden gittiler. Meluncanlar Kızılderililerin tersine bu Hı. taraftan giden Türkler. Aa, Ya evet. da proto Türkler. Evet, Evet, prototipler. proto Türkler. Proto Türkler zannedildiği gibi esmer değildir. Evet, Sarışınlardır. sarışın. Ve onlara bağlı olarak melez olarak çoğaldıkları Hı. Germenler, İskandinavlar ondan sonra şeyler, Yok, Slavlar. Slavlar. Slavlar bunlar da sarışındı, devam ettirdiler ama melezdir onlar. Hı. Asıl meluncanlar değillerdir. Şimdi meluncanları çok güzel özellikleri var. Amerika'da mesela çok önde gelen insanlardır. Evet. Mesela Abraham Lincoln Evet, rejimizde görüntü varsa o meluncanların görüntülerini de alalım kaptanım rejimizden. olur. Hem onları anlatalım. Ha işte bakın Abraham Lincoln, evet. Abraham Lincoln bakın gözlerine dikkat edin. Gözlerine dikkat edin. Bu bir meluncan göz bakışı ve rengidir. Evet, ekrana da Evet, alabiliyoruz evet, görüntüyü. evet. 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 Gözleri renkli. Evet. 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 Abraham Lincoln. Evet bu Abraham Lincoln işte Abraham, İbrahim adını taşıyor yani. evet, adaşım benim ve Adı. Amerika Devleti'nin ilk başkanı mı Yok oluyor? şey bu Kuzey-Güney İç Savaşı'nda Evet. Kova burcları olduğu için bu Aha. ihtilalcidir, eşitlikçidir. Evet. Aha. Zencilerin köleliği kaldırdığı için İlk hakları evet veren başkandır. zencilere Amerikan İç başkandır. Savaşı'nda Hı. Kuzeyleri temsil eder. Yankee de denir onlara. Evet. Başka hangi görüntüler rejiden rica edelim. Abraham Lincoln'dan başka meluncanlara örnek vermek istiyoruz. Evet, Elvis Elvis Presley Presley. gözlerine bakın. Evet, Yine aynı şeyi gördünüz. Aynı renkli şeyi görüyor gördünüz. ve bayağı da yakışıklıymış Evet, yani. evet. Evet. Elvis Presley Amerika'da müzik tarihine bomba gibi düşmüş bir insandır. Bu Evet. birinci sıradadır. Frank Sinatra ikinci sıradadır. Evet. Frank Sinatra İtalyan'dır. O Meluncan Türküdür. Bunu ben Meluncan Türkü. söylemiyorum. Hı. Uzmanlar söylüyor, kendi aileleri söylüyor. Evet. Kendi aileleri söylüyor. Evet. Zaten Elvis çok özel bir isimdir. Her yerde bulamazsınız o Evet. ismi. Evet. Elvis. Elvis. Evet. Evet. Güzel bir isim. Evet. Abraham Lincoln ve Elvis Türk asıllıdır diye zaten gazetelerde yıllar önce vermişti Türk asıllı olduğunu. Evet. Burada gazeteye örnek de Evet. Bunlar gösterebiliyoruz. gerçek haberlerdir. Evet. Meluncanlar Türk ailesinin en tuhaf dalıdır. Evet. Ya da İngiliz okunduğunda Milancın deniyor onlara. Milancın. Bakın başka kişiler de var mesela şeyde. Okunabiliyor mu acaba onlar? Okunmuyorsa da önemli değil. Evet. Başka kişiler Başka verelim. kişileri de başka kimler var? Evet bu Marilyn evet Monroe. Marilyn Marilyn Monroe. Monroe öbür adıyla Norma Jeans. Norma Asıl Jeans. adı ve Evet. kendisi inanılmaz bir şekilde esmerdir. Esmerdir Ama asıl. dünyaya sarışın bomba diye düştü Evet. Marilyn Monroe. Bu Sarışın da olarak. evet bu da bir Meluncan türküdür. Evet. Bu da öyle. Ha o da kendi söylüyor.
Meluncan Türk'ü olduğunu söyledi. Milancino'nun. Milancino. Ben de Milancino'nun diyor. Evet. Hı? Evet, çok o güzel. O da söylüyor. Bunlar itiraftır. Evet. Ya ben de Milancino'nun. Evet. Böylelikle başka var mı elimizde görüntü? Yoksa James Dean. Tabii James Dean. Sinemanın o zaman gençliğin ilahıydı sinemada. Evet, bakın bu da enteresan. Bu da Kova Burcu. Kova Burcu. Bu da darbeci bir insandı. Evet. Erken öldü. Allah rahmet eylesin. Çoğu kimse tanımaz onu. Çoğu kimse tanımaz fakat efsaneydi. O bir efsaneydi. Evet. Asi Gençlik filmiyle bütün insanları, bütün gençliği ayağa döktü. Bütün dünya tanımış oldu. Sokağa döktü, kaldırımlara döktü. Zaten onu izleyerek 68 kuşağı çıktı. Evet. Bunların hepsi bir şey imza atmış insanlar. Evet. Yani kuru kuru aktör, artist falan değiller. Evet ve dikkat edersek evet, idolların başında evet, Milancın Türkleri bunlar var. Bunlar Amerika'nın ileri gelenleri. Evet. Yani bunlardan sonradır Amerikan tarihi. Evet. Şimdikini cıvık. Evet. Çok evet, Yahudileşti evet, şimdiki Amerikan tarihi. Her taraftan Yahudi şey yağıyor dolu gibi. Evet. Bunlarda Yahudilik yok tabii. Bizden önce de dün de bir program yaptınız. Evet yaptım. Program yüzünden zaten bu bilancı evet, olayını açtım. O program da çok güzeldi. Ben de izledim programı. Orada şeyde Amerikan tarihindeki Abraham Lincoln ve Kennedy suikastlerini evet, anlatmıştınız. Kennedy'yi söyledik mi de Meluncan olduğunu? Evet, Kennedy de. O resim geldi mi? Kennedy'nin resmi geldi mi arkadaşlar? İşte Kennedy, yani evet, üç kardeş bunlar. Aynen. Onu da gözle bakın diyeceğim ama en ortadaki kardeş evet, Ted Kennedy daha çok şey diyor, Edward Kennedy diyor. Evet, daha çok benziyor. Daha çok Meluncan. Renkli. Evet. Bunlar da Amerikan tarihine evet, meşhur Küba krizini dikte eden insanlar. Şimdi diyeceksiniz ki Amerika'nın nesini seviyorsunuz? Sevmiyoruz bir şeyini. Fakat o devirde 1963 krizinde Küba evet, krizinde o kadar büyük rol oynadı ki şu iki kardeş, şu gördükleriniz. Evet. O kadar büyük roller oynadılar ki o zaman bütün dünyaya meydan okuyan Kuruşçev evet, hayatında ilk defa yenildi, önüne baktı, pardon dedi evet, ve durdu. Buna karşılık Türkiye'den evet, şeyleri söktüler, füzeleri söktüler. Türkiye'deki füzeler biliyorsunuz Amerikan füzeleri Rusya'yı vurmak içindi. Onları söktüler. Şimdi bizi kandırıyorlar. Evet. TUSLOK diye Türk-Amerikan işbirliği şeyler var, askeri birlikler var. Bu askeri birliklerde atom var elimizde. Ben atom fizikçisi olarak yürümek istiyorum. Yürebilirim de. Evet. Öyle bir şey var. Sonra İncirlik'te ne var biliyor musunuz? Evet. Uçaktan atılan, bakın bir komedi daha. Uçaktan atılan tombul atom bombaları var. Önce yukarı çıkaracaksınız, sonra atacaksınız. Evet. Bunlar komedi. Evet. Türkiye dikkat edin, tehdit altındadır. Hı hı. Yani atomumuz var. NATO bizi kandırmasın. Atomumuz matomuz yok kardeşim. Hiçbir şeyimiz yok. Evet. Onların elinde. Uçaklar onların. İsterse atar, isterse Amerika'ya götürür, söker gider. İncirlik'ten istediği gibi hareket edebiliyorlar. Evet. Maalesef ki. Evet. Hemen ardından iki benzerlik vardı. İki suikast arasında evet, benzerlik vardı. Dün çok şey yaptı, film yaptı o. Dün anlattık, evet, izleyicilerimiz evet, tekrar istediler. Yani evet, çok ilginç bir durum bu çünkü. Evet. Abraham Lincoln ve John Ford Kennedy benzerlikleri. Yani John Fitzgerald Kennedy, evet. Evet. Lincoln 1846 yılında Kongre'ye seçildi. Kennedy 1946 yılında. Evet, 100 yıl var arada. Arada tam 100 yıl var. Lincoln 1860 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. Kennedy 1960 yılında tam evet, 100 yıl. İkisi de Meluncan. İkisi de Meluncan. Evet. Her ikisinin de isimleri 7 harften oluşuyor. Beyaz Saray'da ikamet ederlerken ikisinin de eşleri birer bebek düşürdü. Evet. Lincoln'un sekreterinin adı Kennedy, Kennedy'nin sekreterinin adı Lincoln. Lincoln'dur. Bakın bu da inanılmaz bir şey. Evet, çok i̇nanılmaz ilginç. Şey. Evet. İkisi de birer Güneyli tarafından vuruldu. Evet.
kuzeyli oldukları için, kuzey sevdikleri için, Yankı oldukları için Güneyliler tarafından vuruldu. Federasyoncular evet, tarafından. İkisinin de ölümünden sonra yerlerine Güneyli bir başkan atandı. Evet. İkisi de Johnson. Evet. Andrew Johnson. Andrew Johnson ve Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. İkisi de biri 1808 doğumlu, biri 1908 doğumlu. Evet. Bakın buraya kadar tesadüf deyin. Ama bakalım tesadüf mü? Devam edelim. Olacak? Bu evet. Nasıl tesadüf evet. Olacak? Lincoln'u vuran John Wilkes Booth 1839, evet. Kennedy'yi vuran Lee Harvey Oswald. Harvey Oswald da 39 doğumlu. Tam 100 yıl var. Gerek 100 yıl var. Evet. Buna da bir cevap yok. Devam edelim. Her iki katil de 3 isimliydi ve toplam 15 harfliydi. Evet. Mesela Oswald Lee Harvey Oswald gibi kelime toplamı 15. Evet. Evet. Lincoln Kennedy isimli bir tiyatroda vuruldu. Onu anlatayım. Evet. O zaman sinema bulunmamıştı. Tiyatro vardı. Tiyatro vardı. Bugün halen Amerika'da sinemaya tiyatro derler. Tiyatro deniyor. Halen tiyatro derler. Evet. Evet. Lincoln, tiyatroda vuruldu. Kennedy, Lincoln marka bir otomobilde vuruldu. Yani 100 yıl sonra Lincoln firması bir otomobil yapıyor. Bu markayı koyuyor. Evet. Ve o otomobilde vuruluyor. Evet. Bu da çok iyi. Lincoln'un suikastçısı tiyatrodan kaçtı. Bir şöyle, depoda yakalandı. Vuruyor, ateş ediyor. Tiyatroda ateş ediyor. Locada öldürüyor. Evet. Karısının yanında. Abraham Lincoln'u. Sonra dışarı kaçıyor. İşte Amerika'nın warehouse dediği warehouse, ambar var. Ambarlar. Ambara kaçıyor. Evet. Evet. Depo dediği... Tiyatroda bir depoda yakalandı. Kennedy'nin suikastçısı depodan kaçıp tiyatroda evet. Evet. Yakalandı. Evet. 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 Ve arada 100 yıl var. Arada 100 yıl evet. Var. Her iki suikastçı de davaları başlamadan öldürüldü. Başka bir suikastçı tarafından, üçüncü kişi tarafından öldürüldü. Evet. Tam evet. Bunlar sadece bu kadar sadece değil. Sadece bu kadar değil. Daha evet. Birçok yani. Evet. Mesela Kennedy'nin tabii kan çekiyor bu. Kan çekmesi bu. Hı hı. Şeye çok düşkündü. O da melüncan olduğu için. Marilyn Monroe'ya. Evet. O çok düşkündü. Marilyn Monroe gerçek adı Norma Jeans. Evet. Fakat ondan 100 yıl önceki Abraham Lincoln'un sevgilisi ve sekreteri Jeans Norma. Yani bu kadar olur ya. Olması lazım bu kadar. Bunat Hanım bu nasıl oluyor böyle? Hani nasıl bir tesadüf bu? Şimdi aslında atom fiziğine dönersek her şeyi tek başına bir yaratıktır. Her şey ama. Evet. Proton vardır, antiproton vardır. Evet. İki tane yoktur. Fakat kaon diye bir parçacık var. Yüksüz. Yüksüz ama bir de kendisini üretiyor parçacık. O parça kendi üretiyor. Evet. Bunlar arasındaki tek fark biri kısa kaon, biri uzun kaon. Şimdi evet. Şunu söyleyebiliriz. Evet. Lincoln ve Kennedy yüzer yıl farkla uzun ve kısa kaonlardır. Evet. Şimdi kaonu bir daha tarif edelim. Şöyle tarif edelim. Proton, nötron, elektron bunlar üniktir. Yani tek başına kendileridir. Evet. Ama mezonlar mezonlar da tamamı da onların tamamı da şeydir. Tek başına bir parçacıktır. Ama bir tanesi var ki kaon. Evet, kaonlar. Kendini yaratıyor. Evet. Kendini yaratıyor. İşte buradaki olay evet. Kuantum çökmesi sonucunda iki tane kaderin çökmesi. Üst üste binmesi. Kuantum çökmesi evet. Olarak. 100 yıl girmiş araya. Uzun kaonla evet. Kısa kaon arasında evet. 100 yıl girmiş. Evet. Böyle... Çok enteresan. Bu da melüncanlara evet. Bunun evet. ilginçliği de burada evet. Yani evet. İki milancın iki devlet başkanının evet. Üst üste birbirine benzer olaylar yaşamasına sebebiyet vermiş. Ve bu ikisi öldükten sonra geride hiçbir Amerika kalmadı. Rezalet kaldı. Evet. Yahudi aileler başa geçti. Evet. Bütün herkesi çöktüler, sömürdüler. Evet. Dolar kur mevzunu karıştırdılar. Falan. Bu ikisi Kennedy ve Abraham Lincoln. Evet, Lincoln. Her ikisi de Amerikan tarihindeki pırıl pırıl insanlar. Evet. Amerikalılardan tamam, haklı olarak nefret ediyorum ama onlar hariç.